Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere en kolay bir şekilde Fatih Ligi'ne nasıl çıkabilirsiniz onu göstereceğim. Dostlar, öncelikle siz hangi modda yani şey yapmak istiyorsanız, lig kasmak istiyorsanız o modu alın, maç kalsın. Ben dörtlü modda kastım, squad modunda, çünkü arkadaşlarımla da girdiğim için yani orada benim için daha güzel olacak. Şimdi toplama kısmına gelin, ben şunu bir sıfırlayayım, size göstereyim. Bakın şu sağlık çantasını 30 yapın, 20 yapın, bunların hepsini fullleyin, tamam mı? Ondan sonra şurada scope var ya, bomba falan, bunları zaten kapattık. Yani bombaya gerek yok, o yüzden onları da kapatın. Başka bir şey var mı buradan bizim kapatacağımız? Dürbünleri de kapatalım ki yani çantamız boşa dolmasın dostlar. Şimdi uçağımız gelecek. Bakalım rotası ne? Rotası bu şekildeyse bu alan nereye kapanır? Bu alan bence şey ya, bu tarafa doğru gider ama biz dostlar ne yapalım biliyor musunuz? Şu evler var ya, şu evlere gidelim abi. Uçak da bizimmiş. Güzel. Aynen, o evlere gidersek bayağı güzel olur. Ya da Pollyanna'ya da gidebilirsiniz. Ya tabi size kalmış orası nasıl dostlar, yani istediğiniz yere gidin, orada görüşelim. Eğer benden gameplay videolarda isterseniz açıklamaya yazın, ama telefonum J7 Prime, öyle diğerleri gibi kaliteli 60 FPS'li videolar çekemeyeceğim. Yani telefonumda bazen kasmalar falan oluyor, eğer onları da kabul ederseniz gameplay videosu çekebilirim, onun için yazabilirsiniz. Şimdi dostlar, buradan olabildiğince kendinize kit, sargı bezi gibi şeyler toplayacaksınız. Hep beraber toplayacağız. Arada botlar da geliyor biliyorsunuz ki. O killleri alarak da ekstra puanlar alabilirsiniz. Bakalım kaç kille kaç şekilde bitireceğiz de maçın sonunda ne kadar puan alacağız, onları sizlerle birlikte hep beraber göreceğiz. Bunları falan boş ver. AKM'yi bilmiyorum aldın ama ne işimize yarayacak hiç bilmiyorum. Başka burada da bir şey yok. Dostlar böyle bu evleri, buradakileri hep toplayın abi. Ne kadar ev varsa gelin başlayın. Sargı bezi öncelikle çok önemli, çünkü ilk alanda az vurduğu için yani bir kola içerseniz, iki de sargı bezi basarsınız gayet bir güzel şekilde dostlar canınızı o şekilde de fullleyebilirsiniz. Bakalım toplayacağız. Bu tarafa da kimse gelmeyecek bulmamız. Oo, 3 level çantayı da bulduk abi. AK'mizi alalım. Pembe baltamı da aldım. İşte benim böyle pembe baltam var. Kaçıncı sezon aldım bilmiyorum ama premium sandığa gelmişti. Ta o zaman aldım. O zamandan beri duruyor abi. Bir kola daha bulduk. Kit bulduk yine. Sargı bezi. Yine bandaj daha bulduk. Yani burada bandaj da gerçekten önemli. Çünkü yani biliyorsunuz ki bandaj az az basıyor ama bayağı işinize yarıyor dostlar. Yani maçın başında bir içecek bir şeyle bayağı güzel işler çıkarabilirsiniz. Çantanızda mermi falan taşımayın. Onları atın. Onları zaten atacağız birazdan. Şöyle bir tane bot geldi. İçecek. Aha da bot. Beleş kill. Şimdi biliyorsunuz ki botlar her zaman silah getirir. O bota uğrayalım. Onu silah diyorum, pardon. Ölme kankam, ölme. Böyle atlaya atlaya öleceğiz ya biz bugün. Botcum lütfen bana bir kit getirdim de. Bak kitini alırım. Kit dedik ama biz. Kit işte, bu maç böyle bitecek abi. Şey yok ya, hiç kit bulamadım. Aha bir kit. İki kit. Güzel. Üç kit, üç kittir abi. Kit bayağı güzel oluyor. Bir kit daha. Böyle. Ya belli olmaz. Düştüğünüz yer bazen tam alan ortası oluyor. O yüzden yani daha da kolay oluyor sizin için. Mesela şu anda 36 kişi kaldı ve altıma bir bot geldi. Bak. Burada yani durduğunuz halde de beleş killer alabiliyorsunuz abi. Bu beleş killer ne oluyor? Sizlere ekstra puan geliyor. Bak adam bana gelmiş kola getirmiş. Yani bu devirde kim kola istemez? Bu evde bitti. Bir karşı eve daha. Dostlar burada bayağı bir ev olduğu için yani her şeyinizi rahat rahat bulabileceğinizi umut ediyorum. O yüzden bence eğer gelme imkanınız varsa buraya gelin. Bayağı bir güzel lootu var abi. Ne bulamadık? Bak hala hep içecek ya. İçecek de içecek. Ama içeceğinizi de fullemeniz bayağı bir yarar sağlıyor dostlar. Yani bazen mesela adamlar 2 AK'ye vuruyor tam canım bitecekken. Enerji içeceğe bir doluyor.
%1 canla hayatta kalıyorsun ve o adamı indiriyorsun bazen. Öyle şeyler ulaşamayacağım oraya. Şu evlere devam edelim biz. Böyle burada 9 ev var zaten. Şu anda kaç kitimiz oldu bizim? 6 kit, 35 bandajımız var. Bir sağlık çantası falan da bulursak bayağı güzel olur. Bir kit daha. Bir kit daha. Bu ev de bitti. Başka eve gidelim. Şöyle şu yandaki eve de geçelim. Bir kit daha bulduk. Bir kola daha bulduk. 8 kolamız oldu. Var maaşta. Alan daha büyük. Bizim 490 metre alan şeyimiz var. Yani artık bundan sonrası dostlar kit cam basma işlemine geçme şeyi 2 dakikadan sonra artık cam basacağız. Bir kola daha. Biri daha öldü. 12 kişi kaldı. Yani bu şekilde dostlar sadece burada vakit geçirerek alan salonuna kadar kalabilirsiniz. Bir içecek daha buldum. Güzel. Şurada bir içecek daha var. Bu da güzel. Biz bandaj daha. Bandajları hep alacağız. Ha, çavut basacağız az sonra. Bakıyorum burada. Burada da bir şey yok. Şurada bir kola daha var. Kolay da aldım. Dostlar alan kapandı artık bizim üstümüze doğru gelmeye başladı. Yavaştan içeceğinizi falan için çünkü alan vurmaya başlıyor artık bu seviyeden sonra. Gerçekten de vuruyor yani affetmiyor. Şöyle hem bir yandan bakın diğerden sonrası artık dostlar hareket ederseniz yani nasıl diyeyim yani çanta bir şey basamıyorsunuz. O yüzden bir yerden sonra hareket etmeyi bırakın. 10 kişi kaldı maçta zaten biri bizik. 9 kişi var. Bakıyoruz böyle. Var mı bir şey daha? Yok. Yok. Alan nasıl vuruyor? İşte birazcık fazla vuruyor denilebilir. Şu evi de alalım. Ondan sonrasında artık yani cam basma vaktini ayıracağız. Çünkü 75 tane sargı bezi bulmuştuk. Bayağı yüksek. Sanırım bu kadar loot yetecek bize abi. Daha fazlası yok. Yani birazdan da alan kapanacak falan. Şuraya da girelim. Bakıyorum bir şey var mı diye. Yok. 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 Yani bir kit daha bulsaydım daha iyi olabilirdi ama ne yapacağım o kadar kiti ben de bilmiyorum. Neyse çatımıza çıkalım. Hem hava alalım. Hem şöyle güzel bir deniz manzarası karşısında böyle bandajlara basıyorsunuz. Böyle elinize alın abi 74 tane bandajı basın durun. Basın durun. Gerçek diyorum bak şaka değil. Böyle oturun abi. Bir yerden sonra can çok gitti ya. Alın elinize kiti. Kiti basın. Kola daha içelim. Böyle böyle yani bir yandan kola içiyorsunuz bir yandan cam basıyorsunuz. Emrehan da beni oyuna çağırıyor. Bu maçtan sonra büyük ihtimal maça gireceğim. Sizlerden de bu videoya güzel bir like bekliyorum yani. Dur kankam onu boşver. İçmeseydin güzel olurdu da içtin artık. Neyse basmaya devam edin maçta 8 kişi var. Böyle basacaksınız abi. Maç sonuna kadar. Telefonu koyun köşeye. Hatta otomatik tıklayıcılar var. Yani deneyebilirsiniz mesela. Üst üste basması için ayarlayın abi. Canı sıkıldıkça bassın o. Sizin yerinize cam bassın. Eğer isterseniz tabi ileride bunun videosunu da çekerim ama. Şöyle bir şey var. Yani bandajı bitene kadar full onu basar. Diğerine siz kendiniz geçirmeniz lazım. Onun gibi bir şey. Eğer isterseniz otomatik tıklayıcısı da gelir bunun.
Yuh. Kankam bu çok vuruyor. Yetiş. Ya bu benim suçum oldu ya. Abi ben nasıl tahmin edemedim onun birden o kadar vuracağını ya. Neyse dostlar artı 21 aldık. Siz bunu tahmin ederek benim gibi bandaj basmaya devam etmeyin. Alan kapandıktan sonra biliyorsunuz ki iki kat fazla vuruyor. Ama ben ne yaptım? Onu durdurmak yerine hala bandaj basmaya devam ettim. Eğer kite zamanında dönebilseydim hala devam ederdim ve biraz daha ekstra puanlar alabilirdim. Neyse dostlar bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.